Tarihler 6 Eylül 1999 yılını gösteriyordu. Jandarmanın LAV ve otomatik silahlarla politik tutuklara saldırı düzenlemesi sonucu 10 tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirmiş, 30 tutuklu ve hükümlü de ağır yaralanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da yaptığı incelemeler sonucunda olayın karşılıklı çatışma sonucunda olmadığını belgelerle kanıtlamıştı. Saldırı için bahane olarak gösterilen Sözde Tünel ise hiçbir zaman bulunamamış ve bunun devletin bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay Ankara Ulucanlar Cezaevinde gerçekleşmişti. İşte böyle bir yerde Ulucanlar. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Yılmaz Güney, Bülent Ecevit, Erdal Eren, Beyce Boran, Nazım Hikmet, Ahmet Arif. Bu tanıdık isimlerin hepsinin ortak bir noktası vardı bu tarih sahnelerinde. Ulucanlar. 1925 yılında inşa edilmeye başlanan Ulucanlar, tarih boyunca Cebeci Umumi Hapishanesi, Ankara Hapishanesi, Ankara Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi isimleriyle hizmet verdi. 2006 yılında tüm mahkumlar başka hapishanelere nakledilerek 81 yıllık cezaevi kapatıldı. Bir şehir planlamacısı olan Alman Karl Christoph Lörcher'ın önerisiyle etrafı boş olduğu için bu alana inşa edilen hapishanenin mahpuslar için faydalı olması beklendi. Çalışma ile ıslah olmaları sağlanacaktı ancak öyle olmadı. Ulucanlar, Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerine tanıklık etti. İnşa edildiği yıllarda ıssız alanda kocaman bir yapı olarak göze çarpıyordu. Bir yıl sonra infazlar gerçekleşmeye başladı. Şairinden yazarına, politikacısından sinemacısına kadar farklı görüşlerde onlarca insan bu koğuşlarda kaldı. Necip Fazıl Kısakörek, Nazım Hikmet Ram, Sami Cebeci, Yılmaz Güney, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Metin Eker, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan Cenkçi, Adnan Cemgil, Cüneyt Arca Yürek, Fakir Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Metin Toker, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serden Geçti, Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan, Muharrem Şemsek ve diğerleri. Ulucanlar cezaevi tarih boyunca çeşitli infazlara da tanıklık etti. Aralarında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Erdal Eren ve Necdet Adanan'ın da bulunduğu 18 kişi burada infaz edildi. Ben buradayım diyen pek çok anayı duvarlarına taşıyan cezaevinde Hilton olarak adlandırılan 9. ve 10. koğuşlarda en tanıdık isimler yatmıştı. Bülent Ecevit, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Muzaffer İlhan Erdoğan ve Necip Fazıl Kısakörek. Ulucanlar cezaevinde kalan mahkumlar 2006 yılında başka yerlere nakledildi. 2010 yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi olarak açılan ve yaşanan acıların izlerini taşıyan bu tarihi binada mahkumlara ait eşyaları, dönemin gazete sayfalarını, film afişlerini, duvar yazılarını ve son olarak da dar ağacını görebilirsiniz. Yıllar önce yolu buraya düşen şairlerden biri olan Ahmet Arif. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim, uğrunda ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki mahzun resim, görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Tarihe tanıklık etmek, çekilen acıların derin izlerini görmek ve yakın tarihimize yakından bakmak için Ankara'da bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni pazartesi günleri hariç 10 ile 17 arası ziyaret edebilirsiniz.